billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki şerefiniz, izzetiniz arttırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, Abdullah İbni Amr İbnil As radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kişidir. Muhacir de, yani hicret eden kişi de Allah'ın yasakladıklarını terk edendir. Değerli kardeşlerim, bu hadis hem Buhari'de hem de Müslim'de iman bölümünde geçmektedir. Bu hadisin farklı rivayetlerinden bir tanesinde de Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh şöyle buyurmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Allah'ın ve Resulünün belirttiği şeyleri tasdik eden ve teslim olan Müslüman erkek ve Müslüman kadınlardan hangisi daha hayırlıdır, hangisi daha efdaldir, kokusu ve tadı hangisi daha güzeldir diye Ebu Musa sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Allahu Ekber. Bu hadis de muttefakun aleyh. İman bölümünde geçmektedir aziz dostlarım. Güzel, ahlaklı ve fazilet sahibi Müslümanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diliyle ve eliyle diğer Müslümanlara zarar vermeyen kişi olarak belirtmiştir. Elhamdülillah. Müslümanın en kamil olanını işiten, ezberleyen, hayatına koyan ve bize kadar ulaşmasına vesile olan ne kadar alim, ne kadar muhaddis, ne kadar önder şahsiyetler varsa Allah hepsinden razı olsun. Ancak hassaten Allah Azza ve Celle'nin rahmeti, mağfireti, izzet ve şerefi önce Abdullah İbni Amr'ın, daha sonra da Ebu Musa'nın üzerine olsun. Niye mi? Abdullah İbni Amr, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin veciz sözlerini ezberlemiş ve tıpkı Kur'an'ın korunmasının sağlandığı gibi sünnetin de korunması noktasında onları kayıt altına alarak İslam ümmetine çok büyük bir hizmette bulunmuştur.
Vallahi şu yeryüzünde İslam ümmeti için yaptığı bu hayır onun tek ameli olsa, inanın ki şehadet ederim, bu kabrinden kalkacağı güne kadar onun için bir nur olacaktır. Hadis inkarcılarının ve hadisi hafife alanların inadına Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma daha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşar iken onun sözlerini işitti, ezberledi ve kayıt altına aldı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O hadislerin kuru lafızlarını ezberleyen, daha sonra deri koltuklarında süslü masalara oturup kayıt altına alan ve ümmeti Muhammed'in istifasına sunan, ama ne Kur'an'ın ne de sünnetin eseri üzerinde bulunmayan ilahiyatçılardan biri değildi. 100 yıldır oryantalistlere, hadisi inkar edenlere, hadisi hafife alanlara reddiye kabulinden yüzlerce kitap yazıp hayatında yaşamayan ilahiyatçılardan biri değildi. İstisnalarını tenzih ederim. Biz hadisi savunan, biz hadisi seven, biz hadis için canını ortaya koyan insanların sokaklarda, mescitlerde, camilerde, ümmeti Muhammed'in önünde bir kandil olmasını istiyoruz. Değilse, karşısındaki insanın şehvetini kabartan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir zevcesine benzemeyen kadınların karşısında Peygamber aleyhisselamın müdafasını yapan bir ilahiyatçı zihniyeti istemiyoruz. İnsanların ıslahı, insanların terbiyesi için insanların içerisinde, insanların önünde, insanların huzurunda olan insanları istiyoruz. Abdullah İbni Amr İbnül As kravatı boynuna bağlanmış, ipekten kumaşlar giymiş ilahiyatçılardan biri değildi. O İslam ordusu küffar ordusuyla savaşmak için hazırlandığında ordunun en ön saflarında şehadeti arayan ve arzulayan bir yiğitti. O savaş bitip mücahitler Medine'ye geri döndüklerinde Mescid-i Nebevi'nin en ön saflarında Kur'an tilaveti yaparak, namaz kılarak, Allah'ı zikrederek, oruç tutarak bedenini yormuş bir abittir. O şerefi ve izzeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek evinin içinde buldu. Bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ziyaret etmek adına evine gittiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, biliyor musun bizimle birlikte evde kim vardır? Allahu Ekber. Biliyor musun bizim ile birlikte evde kim vardır? Kardeşlerim, içinizden bir dostumuz benim evime ziyarete misafir olarak gelse ve ben ona bu soruyu yöneltsem, belki muhatabım açısından bu sözün hiçbir kıymeti yoktur. Veya tam tersi, heyecanlanmasına vesile olacaktır ve en fazla aylardır kendisini görmediği aile halkından veya dostlarından bir tanesinin olduğunu tahmin edecektir. Doğru mu Yılmaz abi? Eğer siz bir alimin evine giderseniz,
Rabbani bir mürebbinin, terbiye edicinin evine misafir olursanız ve o size biliyor musun şu an bizimle birlikte kim bu evde yer almaktadır diye soru sorsa heyecanlanırsınız. Herhalde kendisini takip ettiğim, adımlarını izlediğim, kendisini dinlediğimde şeref bulduğum ve kendisini gördüğümde mutlu olacağım muhakkak ki bir alim veya şu alim bu evin içerisindedir. Değil mi abi? Şimdi ne olur hayal edin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin evindesiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu soruyu size sordu. Ondan sonra bir peygamberin gelmeyeceğini biliyorsunuz. Yani Muhammed aleyhissalatu vesselamın 30 metrekarelik çadırının içerisinde bir peygamberin misafir edilmeyeceğini biliyorsunuz. Ve sizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha takvalı, daha alim bir şahsiyetin olmadığını da biliyorsunuz. Heyecanınız nasıl artacaktır? Acaba şu an benim görmediğim, hissetmediğim, kokusunu alamadığım, nefesini duyamadığım nasıl biri Allah Resulü'nün evindeki peygamber aleyhissalatu vesselam bunu bana bir soru olarak yöneltiyor. Sen nasıl heyecanlanacaksan Abdullah İbni Amr da aynı heyecana sahip olacaktır. Ve peygamber aleyhisselama yönelir. Der ki ya Resulallah o kimdir? Kimdir senin evinde benim görmediğim misafirin? Allah Resulü aleyhisselam ne der biliyor musunuz dostlar? Der ki o Cibril aleyhisselamdır. Allahu Ekber. Cibril aleyhisselam. Allah'la sürekli irtibat halinde olan, Allah'la konuşan, Allah Azza ve Celle'nin ey Cibril, ey Cebrail diye hitapta bulundu. Onun da buyur Allah'ım emrine amadeyim. Sen ne dersen odur. Sen ne istersen odur. Sen neyi zikredersen o doğrudur. Neyi emredersen hikmetlidir diyen melek Cibril emin. Aynı zamanda Adem aleyhisselamdan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar muttakilerin, muvahhidlerin, muhsinlerin, muhlislerin imamlarında Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmiş. Bizzat onlara ey Musa, ey Süleyman, ey Davud, ey Muhammed, Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun diye hitap etmiş. Onların da buyur ey Cibril, emrine amadeyiz. Allah'tan getireceğin mesaja amadeyiz. Allah'ın emir ve yasaklarını sen taşıyorsun. Hepsine boynumuz kıldan incedir diyen peygamberlerle muhatap olan Cibril'ül Emin o sıra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında. Biliyor musun ey Abdullah şu an benim evimde kim misafir? Abdullah İbni Amr fırsatı hemen değerlendirir. Der ki Esselamu aleyke ya Cibril ve rahmeten Allahu Ekber. Allah'ın selamı, Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi, lütfu, keremi, ne kadar izzet, ne kadar şeref, ne kadar hayır varsa derecesine senin üzerine olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de der ki şu an Cibril senin selamına karşılık verdi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Tek gören o muydu? Bu söze muhatap olan o muydu? Değil tabii ki. Hazreti Hatice Cibril'e şahitlik etmişti. İbni Abbas radıyallahu an bir gün babası Abdullah bir gün babası Abbas ile birlikte yolda ilerlerlerken Resulullah aleyhissalatu vesselamın bir adam ile konuştuğuna şahit olur. Selam verirler, Peygamber aleyhisselam iltifat etmez. Çünkü Peygamber aleyhisselam bu alemden artık sıyrılmıştır. Abbas radıyallahu an biraz ilerledikten sonra bu meseleye biraz içerler. Der ki acaba benim yeğenim bana neden iltifat etmedi? Neden bana yaklaşmadı? Deyince Abdullah der ki vallahi onun Cebrail olduğunu diyor düşünüyorum. Der geri koşar hemen.
Gider bakar ki adamdan eser yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenir ki az önce peygamberin ayaküstü konuştuğu şahsiyet Allah'tan aldığı emirleri peygamberlere ileten, Abdullah'a selam veren, Hatice'yi öven Cibril'in ta kendisidir. Görür müyüz? Hisseder miyiz? Selamını işitir miyiz? Ben bunu bilmem. Hangi hayrın sahibiyiz ki Allah bizi bunlarla mükafatlandırsın? Hangi samimi işlerin içerisindeyiz ki Rabbimiz lütfunu ve keremini tam mescidimizin içine soksun? Ama Allah'tan bir isteğimiz var. Son anımızda. Artık ayakların birbirine karıştığı, ölümün kokusunun hissedildiği, elin titrediği, gözlerin yaşardığı, elveda dostlarım diyecek anın bile olmadığı bir sırada şu gökyüzünün kapılarının açılıp meleklerin ardınca koşup korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın size vaat ettiği cennet ile sevinin deyip cennetin kefenleriyle, cennetin içerisindeki misk kokularıyla bizi karşılayan melekleri vallahi görmek istiyoruz. Cebrail'i göremesek de, Mikail'i göremesek de, onların selamını alamasak da, Abdullah gibi Allah tarafından şerefli bir konuma çıkartılamasak da, Rabbimiz sen bizim duamızı boşa çıkartma. Öleceğimiz anda şu hazırın içerisinde bizim sesimizi kim işitiyorsa, bizi kim seviyorsa, bizim söylediklerimizi kim seviyorsa, bizim söylediğimiz meselenin haklı olduğunu kim kabul ediyorsa, Allah'ım son anımızda o dillerin dolandığı, şeytanın hücumunun arttığı, atlarıyla beraber cesedimizin üzerine koştuğu, ruhumuzu meleklerden önce kabzetmek isteyen şeytan ve dostlarının müdahalesinden önce meleklerin korkmayın, üzülmeyin, ağlamayın. Varsın bu saatten sonra dünya yansın kardeşler. Varsın bundan sonra mallar yitirilsin, evlatlar yitirilsin, Ademoğlu yeryüzünde yok olsun. Dünya bütün servetiyle beraber toprağın altına gömülsün. Değil mi ki Allah o şerefli meleklerle beni müjdeledi? Değil mi ki Allah o şerefli elçileriyle seni müjdeledi? Bu saatten sonra sana verilecek makamın ve mevkinin hiçbir önemi yoktur aziz dostlarım. Allah'ım sen duamızı boşa çıkartma. Evet, Abdullah İbni Amr radıyallahu an Peygamber aleyhisselamın evinde Cibril'e selam vermek, onun selamını almak gibi büyük bir şerefe nail oldu. Selam onun ve babasının üzerine olsun. Müminlerin en hasının şunlar olduğunu işiten, amel eden ve bize aktaran yiğitlerden diğeri de Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'tı kardeşler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde Hazreti Ömer onu Basra'ya vali tayin etti. Tehlikeli bir yer arkadaşlar. Kıyamet gününün fitnelerinin ve fesatlarının ortaya zuhur edeceği, çıkacağı ender memleketlerden bir tanesidir. Adem oğlunun barışık olarak yaşayamadığı yerlerden bir tanesidir. Fitneden yakasını kurtaramadığı yerlerden bir tanesidir. Kolay değildir herkesin orada idareci olması. Kolay değildir Hazreti Ömer'den oranın idaresinin belgesini almak. Basra'ya gider, halkın huzuruna çıkar ve üç şey söyler. Dikkat edin Müslümanlar. Der ki, beni müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu an. Allah için kendisini çok seviyoruz. Allah'ın kitabını, bu birincisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğretmek. Dikkat edin. Allah'ın kitabını ve Nebi aleyhissalatu vesselamın sünnetini öğretmek. Ve yollarınızı temizlemek için beni size idareci kıldı. İnsanlar hayret ederler. Şaşırırlar. Yahu bir idareci Allah'ın kitabını, Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini öğretir.
aramızdaki ihtilafları çözer. Kimisini mükafatlandırır, kimisini cezalandırır. Ancak yahu bir idareci nasıl olur da evimin önünü, bahçemin yanındaki boş araziyi temizlemek için memur kılınmıştır. Allahu Ekber. Ah be Basra halkı, sen 2018'in İstanbul'unda yaşasaydın, değil bir valiyi, kıytırık bir mahallenin muhtarlığını yapan ağabeyi bırak sokağı temizlemeyi, sokakta görürsen ne âlâ sana. Özel koltuklar, iltimaslar. Ve bakın kardeşlerim, Hazreti Hasan, Peygamber aleyhissalatu vesselamın o mübarek torunu, cennet gençlerinin ikincisi, onun seçim meydanlarında vaat yığınlarıyla insanların karşısına çıkıp seçimi kazandıktan sonra halkla arasına perde koyan bir idareci olmadığını göstermek için. Ama ölüm tehlikesi var. Ama İstanbul'un bir ton işi var. Ah ah Ömer bin Hattab ah radıyallahu anh. İran'ın fatihi. Roma'nın fatihi olacaktı inşallah. Yaşasaydı. Kudüs'ün fatihi. İslam sınırlarını genişletebildiği kadar genişleten Ömer bin Hattab'ın hiç işi yoktu da Medine'de aylak aylak geziyordu Müslümanlar. Aylak aylak geziyordu. O kadar boş bir adamdı ki. Hiçbir işi yoktu Hazreti Ömer'in. Boş boş sokaklarda geziyordu. Kum fırtınası vardı. İnsanlar evinin bahçesine dahi kafasını çıkartamadıkları bir anda bir baktılar ki gölge sokağın içerisinde dolaşıp duruyor. Ne dediler biliyor musunuz? Vallahi bu Ömer bin Hattab'tan başka biri değildir dediler. Affedersiniz çok özür dilerim. Hani bizim sokağımızda böyle bir yönetici ve idareci olsa deli diye hitap ederiz adama. Dediler ki Ömer'den başka bir adam değildir. Bu saatte şu kum fırtınasının olduğu bir anda elinde sopasıyla biri derviş gibi dolanıyorsa bir lokma için değil Aziz abi. Servet sahibi olmak için değil. Kaybettiği kum fırtınasındaki koyunları bulmak için değil. Ümmeti Muhammed'in fakirleri ne halde? Ümmeti Muhammed'in ihtiyaç sahipleri ne halde? Ümmeti Muhammed'in bana emanet edilen adamları, kadınları, çocukları ne halde? Ümmetin evleri ne halde? Ümmetin bahçeleri ne halde? Ümmetin hurma ağaçları ne halde? Ümmetin keçiyi, oğlağı, devesi, sığırı ne haldedir diye kendini sokaklara vurmuş bir Ömer'in vallahi boş işleri yok. Boş bir adam değil abi. Kendisine ya Ömer bu fırtınada gezme. Hani şu çadırın içerisine gir saklan dediğinde çekil der. Vallahi ben kıyamet gününde Allah Azza ve Celle'nin Fırat'ın nehrinin, o Fırat nehrinin etrafında kaybolan bir oğlaktan bana hesap soracağından korkarım der. Bu korku onu sokaklara çıkarttı. Allah idarecilerimize böyle bir korku versin. İdareci derken hemen aklınıza devlet idareleri gelmesin aziz dostum. Evin idarecisi de sensin. Şu mescidin idarecisi sensin. Ayağı kırılan, eli kırılan, işsiz kalan, evlenmek isteyen, fakir olan, aç olan. Buranın idarecisi sensen, sen de kapı kapı gezmek zorundasın. Haftanın üç günü ders yapıyorum. Dördüncü günü de çıkmasak olur mu karıkla affedersin, çoluk çocukla vakit geçireyim. Evet hakkındır, vallahi billahi hakkındır. Ama değilse, idareciysen Ömer bin Hattab'ın ahlakına ve adaletine sen de sahip olmak zorundasın. Öyle kaçış yok. Öyle vakfın tabelasının güzel olduğu mekanlarda haftada bir görünmekle bu mesele çözülmez Müslümanlar. Şurada oturup da haftada bir vaaz vermekle bu ümmet irşad edilmez. Sokakta, evde, çarşıda, pazarda, hastanın yanında, cenazesi olanın yanında, paraya ihtiyacı olanın yanında, evlenmeye ihtiyacının olanın yanında bulunduğun zaman Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın ne halde olduğunu, nasıl bir halde olduğunu, nasıl eziyet çektiğini, Allah'ım canımı al, artık nefesimi al, Allah'ın Resulüne, sadık dostlarına, arkadaşlarıma kavuşayım diye isteğini o zaman anlarsın aziz dostum. Bu koltukta anlamazsın. Bu koltukta Allah'ım beni yaşat dersin. Bu masanın etrafında Allah'ım ömrümü uzat dersin.
Lan ne işe yarıyor senin ömrün uzasın? Benim gibi bir adamın ömrüne ömür konsun. Ömerlerin üzerine ömürler konması lazımdı. Ebu Musa'ların hayatlarına hayat konması gerekiyordu. Abdullah İbni Amr'ların hayatına hayat eklenmesi gerekiyordu da bu ümmet zilletin bir tanesini bile tatmayacaktı. Bu ümmet izzetten zillete düşmeyecekti. Bu ümmet çoğunluğa rağmen asla mağlup olmayacaktı. Ama oldu. Senin ve benim vesilemle oldu. Olmaya da devam ediyor. Ebu Musa böyle yiğit bir adamdı. Dedi ki ben Ömer tarafından görevlendirildim. Ne için? Size Kur'an öğreteceğim. Tecvid öğreteceğim. Elif be öğreteceğim. Ya nasıl idareci be kardeşim bu? Bunu imam yapması lazım. Derneğin içerisinde ilimle iştigal eden Recep hocam yapması lazım. Le bana ne bu işten? Öğreteceksin diyor Ebu Musa. Sıkıyorsan yapma Ömer bin Hattab'ın bu söylediğini. Adamın ümüğünü alır ümüğünü. Nefesini keser o adamın. Nevrini döndürür tabir yerindeyse. Ah ah. Dedi ki ben sana Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini öğreteceğim. Ama burada kim oturması lazım? Burada muhaddisler oturması lazım. Yok ki. Özür dilerim. Affınıza sığınırım. Kimseyi karalama anlamında söylemiyorum. Nerede muhaddisler? Kütüphanede. Nerede hadis üzerinde yüksek lisans yapan ilahiyatçı abiler? Kütüphanede. Halk 4 tane meleğin ismini say dediğinde 4 halifeyi sayıyor. 4 halifeyi say dediğinde mezhep imamlarını sayıyor. Sonra da aziz dostum utanarak, utanmıyoruz ha, ağlamıyoruz. Birbirimize bunları paylaşıyoruz. Gülenmek, gülmek için. O Şaban denilen izzetsiz ve şerefsiz bir adamın filmlerini seyrederken güldüğünüz gibi Eminönü Mescidi'nin camisinin önünde efendim 4 melekle ilgili bilginiz var mıdır? Acaba bunlar kimler midir? Vallahi bazıları mikrofonu sırf insanların zillet içerisindeki hallerini görüp gülmek için yapmaktadırlar. Yapıyorsanız ne olur yapmayın. Özellikle gençlere söylüyorum. Aha bu toplumun hali budur diyerek kameraları alıp mikrofonları alıp meydanlara koşmayın. Şov yapmayın ne olur. Birbirimize mesaj atıyoruz. WhatsApp'ta paylaşıyoruz. 3 kişi bir araya geliyoruz. Kahkahaya boğuluyoruz. Teyze hanım 3 tane mezhep imamını sayamadı diye. Benim ilahiyatçım ne yapıyor? Benim kardeşim ne yapıyor? Hadis ricalleri usulleriyle ilgili kitaplar yazıyor. Allahu Akbar. Kime yazıyorsun be kardeşim? Kime yazıyorsun? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanımayan adama mı yazıyorsun bu kitabı? Peygamber aleyhisselamın ahlakından uzaklaşmış, cehenneme doğru koşan bir kadına mı yazıyorsun bu kitabı? Peygamber aleyhissalatu vesselama hangi tür sorular sorulmuş? Resulullah aleyhisselam edeben, belagat olarak nasıl cevap vermiş? Bunu araştırmışız. Kime yazdın aziz dostum bunu? Kim faydalanacak bundan? 100 yıl içerisinde oryantalistlere 100 binlerce kitap yazıldı. Risaleler yazılıyor. Yetmedi mi aziz dostum? Yetmedi mi? Yeter artık. Bırakın kalemlerinizi. Çıkın sokaklara ya. İhtisas yapıyorsunuz. Nerede Recep kardeşim? Bitmedi mi kardeşim ihtisaslar? Bitmedi mi? Üniversitede yüksek lisanslar bitmedi mi? Nereye kadar devam edecek? Bu sokakta geçen kadın var ya, o güldüğün mini etekli kadının senin kullanacağın Nasara, Yensur'ya ihtiyacı yok. Anlamaz la o. Vallahi anlamaz. Ben anlamıyorum ona sanlasın. İhtiyacı yok. Senin ona onu tutup abla iyi bir Müslüman olman lazım. Abla Peygamber aleyhisselam böyle diyor. Abla bak ne olur yapma diyecek adama ihtiyacımız var kardeşim bugün. Bırakın şu kütüphaneleri ne olur ya. Bu toplumdan Elbaniler geçti. Şuayb Arnavutlar geçti. Abdülkadir Arnavutlar geçti. Kevseriler geçti. Daha ne yazacağız arkadaş? Allah için soruyorum. Ne olur cevaplayın ya. Yanılıyorsam hepsinden özür diliyorum. Hata yapıyorsam kıyamet gününde Allah beni affetsin. Beni bağışlasın. Cahillimden dolayı Allah bana merhamet etsin. Ama ne olur Allah için soruyorum aziz dostum. Allah için soruyorum. Kadın geliyor çocuk kulübümüzde. Kadın geliyor 4 yaşında bir sübyanı var. Hoca hanımlar not yazmışlar. Ödev. Çocuk gün içerisinde
10 defa kelime-i şehadet getirecek. Kadın derneğe geliyor. Diyor ki abla diyor. Hoca abla, hoca hanım neyse artık. Ya diyor bu kelime-i şehadet getirmek ne demek diyor ya. Ben çocuğuna söylettirecek bazı dostum. De ki sen bana nasuriyen surudan bahsediyorsun. Sen bana usulden bahsediyorsun. Kaideden bahsediyorsun. Sen bana oryantalistlerden bahsediyorsun. Ya bırak savaşanlar o cephede savaşmışlar be kardeşim ya. Ya senin bulunduğun üniversitenin içinde üniversiteli kızlar fitneye düşüyorlar. Fitneye. Başı kapalı ama ahlakı açık. Onun bunun yanında oturan, onunla beraber çok rahat konuşan, erkeklerle sarmaş dolaş bulunan ilahiyatçı ablalar var. Kardeşim uğraşsana onlarla. Madem derdin davet, madem derdin mücadele, madem Allah'ın dininin hakim olması, ya şu üniversite koridorlarında utanarak geçtiğin insanların yanında ya biraz nasihat etsene be kardeşim be. Biraz Allah için gayret etsene sen. Bu ilahiyatçı abilere sesleniyorum. Bizim içimizden çıkan gençlere sesleniyorum. Beni gördükleri yerde kızmasınlar. Bana telefonlarını silmesinler. Kalkıp bana reddiyeler de yazmasınlar. Bana bize yardım etsinler. Bize birbirimize yardım edelim. Sen iste biz canımızı verelim. Ne yapmamız gerekiyorsa biz yapalım. Ama sen bizim yanımızda ol. Bizle beraber ol. Bizle beraber gayret et. Allah bizi ıslah eylesin aziz dostlarım. Ebu Musa'nın radıyallahu anh Basra halkına seslenişi, Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh ona hüsnü şehadet ile mukabelede bulunması, ki Hazreti Hasan demiştir ki vallahi Basra halkına Ebu Musa'dan daha hayırlı bir kimse gelmemiştir. Dedi ki vaat edip de vaadinde durmayan biri değil maalesef Ebu Musa elhamdülillah. Ama burayla alakalı bir meseleye daha değinmek istiyorum. Bakın, ehil olmayana görev verilmez. Görev ve sorumluluk o işin hakkını verecek olanlara teslim edilir. Ebu Musa'nın hatırası bize bu hakikati hatırlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Zer radıyallahu anh geldi. Dedi ki ya Resulallah, kardeşlerim, arkadaşlarım çeşitli idarelerde görevler aldılar. Sorumluluklar aldılar. Bunu Allah için yaptı. Allah için yaptı. Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselamın bu devletin mali idarelerini bana verin. Zira ben bu meseleyi çok iyi bilirim. Hüsnü zannı gibi Allah Resulüne yaklaştı. Derdi makam değildi, derdi koltuk değildi. Ebu Zer gibi bir adam için bunlar çok basit şeylerdi. O yalnız yaşadı, yalnız ölmüştü. Rabbine de yalnız bir şekilde kavuştu elhamdülillah. Ebu Zer'in böyle bir derdi yok. Koltuk derdi yok, makam derdi yok, desinler derdi yok. Sade bir adam, ihlaslı bir adam, samimi bir dost. Dedi ki ya Resulallah, bana da bir idare versen, görev versen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Ebu Zer, istediğin dedi görev, sorumluluk bir emanettir. Dikkat edin. İstediğin görev, sorumluluk bir emanettir. Ya dernekte bir ders halkasını bana versin. Mesela. Şu falanca birimin başında ben de bulunsam. Mesela. Piknik organizasyonunda, kamp organizasyonunda yapacağımız etkinlikte falanca işin idaresi bende bulunsa, maliyeyi ben tutsam, hatta sizi ben yönlendirsem. Bunlar samimi niyetlerle söylenilen sözlerdir. Ebu Zer de bu samimiyetle yaklaştı, görev istedi. Peygamber aleyhisselam dedi ki, ya Ebu Zer, istediğin görev emanettir. Şimdi bakın, ne olur dikkat edin. Sen ise zayıf bir adamsın dedi. Allah'a ekber. Sen ise zayıf bir adamsın dedi. Görevini hakkıyla yerine getirenler müstesna, o iş, o sorumluluk, o emanet, dikkat edin, kıyamet günü sahibi için perişanlık ve pişmanlık olacaktır. Hadis Müslim'de geçmektedir. O iş kıyamet gününde perişanlık ve pişmanlık olacaktır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ne olur şu sahneye bir bakın.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar net ve açık değil mi? Şimdi ben şu derneğin idarecisi olsam, bir tane kardeşim bana gelse, dese ki abi ben falanca işi icra etme konusunda sorumluluk istiyorum. Vallahi ben Resulullah gibi net olamam. Başlarım kıvırmaya. Başlarım sancı yaşamaya. Meseleyi bir oradan getiririm, bir buradan getiririm. Bakın Allah Resulü aleyhissalatu vesselam çok net, çok açık konuşuyor. Hem muhatabın kalbine, hem muhatabın aklına hitap ediyor. Hem dünyasını gösteriyor, hem de ahirette karşılaşacağı manzarayı gösteriyor. Ve ben bu açık yüreklilikle, Nebi Aleyhisselam'ın takındığı tavırla kardeşime desem ki, yahu kardeşim sen zayıfsın. Bu işi sen idare edemezsin. Bu işin ehli sen değilsin desem, vallahi sonunda oluşacak manzarayı düşünmek bile istemiyorum. Kardeşim İslam edebinden dolayı bir şey söyleyemeyecek. Ama inanıyorum ki kafasında 100 tane soru ve zanlarla evine gidecek. Yahu benim gibi bir adama bu söz söylenir mi ya? Bana dedi ki sen zayıfsın. Lan sen nesin? Beni karaladın. Bana hakaret etti. Benim kadrimi, kıymetimi bilmiyor. Diyerek Allah için söyle Ayhan abi. İslami çalışmaları terk eden kaç tane kardeş var? Yüzlercesini sayarız. Allah için söyle Siraç abi. Kaç kişi var? Binlercesini sayarız. Siz idareci olun, görevi isteyen ben olayım. Aynı zanların sahibi ben olacağım. Ben ne diyeceğim? Ulan benim gibi bir adamın kadrini, kıymetini bilmiyorlar. Bir de diyor ki ne kadar zayıfsın sen. Bir de diyor ki emanettir. Bir de diyor ki kıyamet gününde vebaldir. Perişanlıktır. Pişmanlıktır. Yok ya, meseleyi sadece sen biliyorsun. Bu sözlerin sahibi biziz biz. Ebu Zer radıyallahu anh'a bak. Bu hadisin sahibi de Ebu Zer'dir. Aynen peygamberden duyduğunu nakletmiştir. Yalan mı Serkan abi? Aynen duyduğu gibi nakletmiş. Hiç kıvırmamış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün şartlar müsait değildi. Benim biraz kanımımda sıkıntım vardı. İşim de yoktu o sıra. O sıra bir enflasyon. Ondan dolayı da Peygamber aleyhisselam dedi ki ya Ebu Zer sen yorulursun, sıkılırsın bu işlerde deyip abi kıvırmadı ha. Dedi ki ey Ebu Zer olmaz dedi. Sen zayıf bir adamsın. Bak ne kadar net adam. Ne kadar salih bir adam. Ne kadar ihlaslı bir adam. Ne kadar takva sahibi bir adam. Ve asla zanda bulunmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine itaat etti. İtaat etti. Ve kazandı elhamdülillah. İtaat etti ve kazandı. Hüsnü zan sahibi oldu, kazandı. Neden? Çünkü Ebu Zer radıyallahu anh şunu çok iyi biliyordu. Bir işin başında olan adam muttaki olduğundan dolayı o işe getirilmemiştir. Bir görevi ve sorumluluğu yerine getiremeyen bir Müslüman da takvasının ve ihlasının azlığından dolayı başarısız olmamıştır. Bu meseleyi çok iyi kavramıştı. O yüzden kardeşler bu meseleyi iyi kavrayacağız ve iyi kavratacağız. Bir derneğin içerisinde elif cüzü dersi vermedi diye küsen abi varsa ya o meseleyi sen ve ben kavratamadık ya da karşı taraf kavramak istemedi. Ya benim elimde mali olsaydı dernek şimdi 8 katlı olmuştu. Hatta aşağıya doğru şubeler açılmıştı. Ama diye soru işaretleri olan biri varsa ya bu meseleyi biz kavratamadık ya da biz kavramak istemedik kardeşler. Bakın dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin vebalinin olacağı işlerde kimseyi mutlu etmek için iltimasta bulunmamış. Aman kardeşim üzülmesin. Aman hanımım darılmasın. Aman çalışmalardan soğur, kaçar gider. Yok kardeşim, ne demiş biliyor musunuz? Bir işin ehli varken, o işin asıl ehli varken, o işi en iyi bilen varken başkasına görev verildiğinde bakın dikkat edin.
O kişi Allah'a, Resulüne ve Müslümanlara ihanet etmiştir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Ekber. Elif cüzünü en iyi bu adam verecekse, meselenin sadece bir boyutuyla değil, tüm boyutlarıyla ehil bu kardeşse, bu kardeş değil de işin ehli olmayan kişi bu dersi yapıyorsa, benim peygamberim dedi ki, dikkat et ha dedi. Allah'a, peygamberine ve Müslümanlara ihanet etmiş olursun. Subhanallah. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde Ebu Sufyan radıyallahu anh'ın oğlu Yezid'i Şam'a idareci olarak gönderiyor. Şam'a. Diyor ki, ey Yezid, Şam içerisinde akrabalarının olduğunu biliyorum. Ve onları kayırman konusunda bir hataya düşeceğinden endişe de ediyorum. Dedi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tehditkar şu sözlerini ona aktardı. Dedi ki, kim Müslümanların başına geçince, Müslümanların idaresini elinin altına alınca, Müslümanları sevk ve idare edince, iltimasla, adam kayırarak, akrabacılığı, aileyi, aşiretçiliği, dostluğu öne alıp işin liyakatliğini geride bırakırsa, biz buradan bunu anlayacağız. Değilse benim kardeşim bu meselenin ehliyse gelecektir. Ha Ömer bin Hattab gibi yiğit adamsındır. Bu aileden böyle vebale ikinci bir adamı görmek istemez, Abdullah'ı göreve getirmez. Eyvallah. Bu da takvadır. Bu da Hazreti Ömer'in Allah'tan ne kadar korktuğunun bir alametidir. Ama değilse, oğlu buna müsaitse evet o yapacaktır. Ancak bakın diyor ki, kim iltimasla, kayırarak birini göreve getirir ise Allah'ın lanetine müstahak olur. Subhanallah. Allah'ın lanetine müstahak olur. Allah-u Teala o kişinin ne farzını ne de nafilelerini kabul eder. Ve onu cehennem ateşine atar. Subhanallah. Yıl 2018. Yıl 2018. Halkın idareciliğini yapmakla kendilerini vazifelendiren, bizim vazifelendirmediğimiz, işin içinde bizim olmadığımız bir vazifelendirmede halkın önünde yürüdüğünü söyleyen idarecilerin, akrabalarının, eşlerinin, dostlarının, hısımlarının, aşiretinden olanlarının nereleri işgal ettiklerini bu halk çok iyi görüyor. İktidar değişse de, yönetimler değişse de, inşallah İslam geldiğinde böyle bir acizlikle karşı karşıya gelmeyiz. İslam hakim olduğunda amcaların, dayıların, teyzelerin Ömer bin Abdülaziz'in evine koşuştuğu gibi biz de amcalarımızın evine koşmayız. Ömer bin Abdülaziz Emevilere idareci olduğunda amca, teyze, dayı ne varsa yedi sülalesi saraya toplanmışlar. Öyle bir yiyecek bekliyorlar ki saatlerce aç bırakıyor. Saatlerce aç bırakıyor. Devlet idaresinin yönetildiği yerde önlerine ne çıkartıyor? Böyle kuru ekmekler, biraz yağlar çıkartıyor. Ne bekliyorlar? Baklava bekliyorlar, kebap bekliyorlar. Lezzetin biri bini bekliyorlar. Hiçbir şey yok. Amcamın oğlusun diye sen iltimas geçilemezsin. Neden? Bu hadisi çok iyi kavramışlar kardeşler. Bu meseleyi çok iyi idrak etmişler. Vallahi bu meseleyi idrak edemeyişimizden dolayı kıyamet gözümüzün önüne doğru gelmektedir aziz dostum. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, kıyamet dedi ne zaman kopacak? Peygamber aleyhisselam dedi ki, emanet zayi edildiği zaman kıyameti dedi bekle dedi. Adam anlamadı.
Dedi ki ya Resulallah, emanetin zayi edilmesi ne demek? Dedi ki Allah Resulü aleyhisselam, görev ehil olmayanlara verildiği zaman kıyameti gözle dedi. Subhanallah. Rabbim bizi ıslah eylesin aziz insanım. Rabbim bizleri ıslah eylesin. Evet aziz kardeşlerim. Yorulduğunuzu biliyorum. Farkındayım ama daha hadise geçmedik. Abdullah bin Amr'ın ve Ebu Musa el-Eşari'nin Müslümanın edebini, ahlakını, kamilliğini yani olgunluğunu gösteren alameti farikayı ezberlediler, yaşadılar, naklettiler. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis içerisinde, ne olur dikkat edin, İnsanın en çok kullandığı iki uzvundan bahsetti. Biri dil, diğeri el kardeşlerim. Çünkü yapılan kötülükler ve başkalarına zarar verme genellikle bu iki uzuv ile gerçekleşmektedir. Dil, sövmenin, lanet etmenin, dedikodunun, iftira yapmanın vasıtası iken, el, dövmenin, öldürmenin, yakıp yıkmanın, çalıp çırpmanın ve batılı kayıt altına almanın vasıtasıdır kardeşler. Kim dilin ve elin kötülüklerinden uzak durursa, benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o kamil derecede bir mümindir. Ve unutmayın, İslam şeriatında öncelik haramların terkidir. Sonra iyiliklerin icra edilmesi gelmektedir. Kardeşlerim, hadiste çok manidar bir kısım da şu ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dili, dilin afetini, dilin vereceği kötülüğü elden önce zikretmiştir. Değil mi? Dilinden ve elinden emin olunan kişidir demiştir. Çünkü el ile zarar vermek her zaman ve herkesin yapabileceği bir şey değildir. Ancak sözlü olarak insanlara zarar vermek hem kolaydır hem de yaygın bir davranıştır. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem dilini koruyan kurtuldu buyurarak şu 50 gramlık et parçasının ıslah edilmesine dikkat çekmiştir. Zira bir insanın dudakları arasından çıkan sözler onun aklının ve ahlakının belirleyicisi olmaktadır. Bir meclisin sözlerindeki ahlakı o meclisin edebini ve aynı zamanda şahsiyetini göstermektedir. O yüzden aziz dostlarım, benim bu konuyla alakalı konuşmam gerekiyor mu sorusunu önce kendimize soracağız. Evet cevabını alırsak hayır söz söyleyeceğiz. Eğer hayır cevabını alırsak o zaman da sükut ederek dilimizi terbiye etmeye çalışacağız. Dudaklarının arasında hikmetin damladığı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun buyurmaktadır. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri. Allah'ın işiticiliğine, görücülüğüne, sesleri birbirine karıştırmamasına ve kıyamet gününde sözlerin sahiplerini hesaba çekeceğine iman eden bir kimse varsa ya hayır söz söylesin
ya da dilini tutsun, terbiye etsin. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Allah'a yemin olsun ki dilden başka hiçbir şey uzun süreli hapsedilmeyi hak etmemiştir buyurur. Dil müstesnadır kardeşler. Uzun süre hapsedilse de dil yeridir arkadaşlar. Neden? Çünkü selef demiştir ki insanın dili şeytanın elindeki ip gibidir. Onu alır, istediği facirliğin, fıskı fucurun içerisine çeker buyurmuşlardır. Kardeşlerim, unutmamamız gereken önemli bir mesele de şu beden ülkesinin içerisinde var olan her bir organın reisi cumhuru kalptir kardeşler. Ve o kalbin sözcüsü de, dışa yansıyan hali de dildir aziz dostlarım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz buyurarak dil ile kalbin arasındaki münasebeti ortaya koymuştur. O zaman anlıyoruz ki insan bedeninde iki et parçası vardır ki bunlar doğru oldukları müddetçe el ve ayak hakikate doğru yürüyecek ve asla salih amele doymayacaktır. Bu iki et parçası şerre doğru gider ve eğrilirse el ve ayak da kardeşlerim asla şerden başını kurtaramayacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsan sabahlayınca bütün organları dile şöyle seslenir. Bizim hakkımızı koruma konusunda Allah'tan kork. Dikkat edin aziz dostum. El, ayak, göz, kulak, ne varsa sabahleyin uyandıklarında dile sesleniyorlar. Bizim hakkımızı koruma konusunda Allah'tan kork. Biz ancak senin söyleyeceklerinden dolayı cezalandırılırız ve sana tabi oluruz. Sen doğru isen biz doğru oluruz. Sen eğrilir isen biz seni takip eder, eğri yola gideriz demişlerdir. Bakın aziz dostlarım, kötü söz söyleyen, ayıplayan, kınayan, iftira eden, dedikodu yapan, gıybet yapan, insanların şereflerini alçaltan bir dilin sahibi vakti geldiğinde, şartlar yerini bulduğunda elini kötü maksatla kullanma konusunda cüretkar olacaktır. Döven, çalan, çırpan, yıkan, yakan, haksızlık ve zulümlerle meşgul olan bir insanın en bariz özelliklerinden biri de dilini terbiye etmemiş olmasıdır aziz dostlarım. Ne olur şu an sokaklara bakın. Dilini Kur'an ile yoran, zikir ile ıslatan, hak ile meşgul eden hiç kimsenin şu sokaklar içerisinde insanları dövdüğüne, insanları öldürdüğüne, insanların mallarına zarar verdiğine şahitlik yapamazsınız. Bugün insanlara zulmeden kirli ellerin sahipleri kalpleri katılaşmış, dilleri malayani sözlerin esiri olmuş ceset torbalarından ibarettir. Böyle insanlar kendilerini İslam'a nispet etseler de, Müslüman olduklarını söyleseler de, vallahi zulümde ve zorbalıkta Yahudi ve Hristiyanlara medet ettirmişlerdir. Ve maalesef ki kardeşler, şu an namaz kılan, oruç tutan, Allah'ı razı ettiğini zanneden nice sefihler, edepten ve hayadan yoksun olanlar vardır ki, mümin erkek ve mümin kadınlara işkence etme, onları öldürme ve onlara zarar verme konusunda Yahudi ve Hristiyanları bir adım öne geçmiştir.
böyle insanlar bu dünya hayatı içerisinde insanların emniyetinden korkuluyor ise, insanlar bunlara güvenemiyorlar ise, başta annesi, babası, eşi, çocukları, en yakın hısım ve akrabaları, arkadaşları böyle bir insanın emniyetinden şüphe duyuyorlar ise, vallahi bu dünyada kendisine verilmiş en büyük cezanın içerisindedir. Hele ki inşallah toparlayacağım ve bitireceğim. Hele emin olmamakla beraber. Burayı gerçekten dikkatinizin çekilmesini istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vallahi iman etmemiştir. 3 defa tekrarlıyor. Vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir. Komşusu şerrinden emin olmayan bir adam diyor Allah Resulü aleyhisselam. Evinin yanındaki, dairenin altındaki ve üstündeki bir kadın, bir çocuk, bir erkek, bir yaşlı, bir genç senden emin değilse, sana güvenemiyorsa, dilinden ve elinden dolayı bir korku içerisinde ise, benim peygamber aleyhisselam dedim ki vallahi iman etmiş olmaz. Subhanallah. Şirk bekliyorsunuz değil mi? Küfür sözlerin sadır olmasını bekliyorsunuz değil mi? Ama elinden ve dilinden bir komşumuz bizden emniyet duymuyorsa, şu dünyada vallahi bu cezadan daha büyük bir ceza yoktur kardeşlerim. He, şimdi bir de bu yetmez gibi. Elimizi ve dilimizi bir kılıç gibi, sopa gibi kullanırsak, vallahi kıyamet gününde götürüsü çok acı olacaktır. Bu hadisi ne olur iyi işitelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylüyor. Sahabeler ile oturdukları bir günde dedi ki, müflis kimdir? İflas eden kişi kimdir? Dediler ki, ya Resulallah, bizim yanımızda müflis malını ve parasını yitiren adamdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine devam etti. Dedi ki, şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat ile gelir. Şuna sövmüş, buna zina iftirasında bulunmuş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna ve buna dağıtılır. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları bitecek olur ise, hak sahiplerinin günahları onun üzerine yüklenir ve o cehennem ateşine atılır. Subhanallah. Bu hadis Müslim'de bir bölümünde geçiyor aziz dostlarım. Ne kadar zor bir hadis değil mi? Sabahtan akşama kadar 12 saat boyunca çalışan, hatta 12 saat yetmeyip bir 80 metrekarelik daire almak için ikinci bir işi ve hatta çocuklarıyla vakit geçireceği pazar gününü de ekleyen nice kardeşlerimiz vardır ki, bu emeklerinin ve gayretlerinin karşılığını tam alacağı, keyfini yaşayacağı sırada ya bir deprem, ya bir sel, ya bir savaş, ya bir hırsızlık, ya bir hikmetsiz ticaret onun elindeki daireyi aldığında ne kadar acıdır değil mi abi? Bu adam ne kadar üzülür değil mi? Hayatını adamıştır o daireyi, o arabayı, o serveti elde edebilmek için. Ama benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bu derdi göstermek için bu sözü söylemedi. Peygamber aleyhisselamın niyeti kıyamet günü gerçekleşecek iflası onlara göstermekti. Dikkat edin kardeşlerim. Hadiste muhatap olan adam namazdan bir haber değil, oruçtan bir haber değil. Namazla, oruçla, zekatla
Allah'ın huzuruna getirilecek. Şu kışın en zor gecelerinde soğuk suyla abdest alıp namaz kıldığınız günleri hatırlayın ne olur. Sıcağın en şiddetli olduğu anlardaki dudaklarınızı kurutan oruçlu halinizi ne olur hatırlayın. Cimriliğin zirve yaptığı bir anda, ruhunuzu daralttığı bir anda Allah yolunda infak ettiğiniz paraları düşünün. Allah yolunda tozlanan ayaklarınızı yetmezmiş gibi özgürlüğünüze kelepçeler vurulmanızı hepsini bir hayal edin. Ve şöyle düşünürsünüz değil mi? Tam da kıyamet günü gerçekleşmiş, insanlar hesaba doğru yürümekte, şu an cennetin içerisinde peygamberler ile olacağım. Salihlerle, sıddıklarla beraber olacağım. Şeref sahipleriyle beraber olacağım. Allah'ın nimetini onlarla beraber yaşayacağım dediğiniz anda sövdüğünüz, dövdüğünüz, lanet ettiğiniz, iftira ettiğiniz, öldürdüğünüz, malını gasp ettiğiniz insanlar sizin karşınıza konulacak. Benim karşıma konulacak. Ve bakın dikkat edin kardeşlerim. Onların içerisinde ya anneniz vardır ya babanız vardır. Ya önemsemediğiniz eşiniz vardır ya çocuğunuz vardır. Diyecekler ki Allah'ım insanların içerisinde benim şerefimi ayaklar altına alacak o kadar galiz, hakaret dolu sözler söyledi ki ya Rabbi ben o hakkı alamadım. Ben ona o sözü söyleyemedim. Ben onun gibi olamadım. Sabrettim, ağladım, kendimi paraladım. Kıyamet gününde bu anı bekledim. Bunun için sabrettim Allah'ım. Bu gafilin de hakkımı almanı istiyorum diyecek. O bir Sübyan kız vardı ya. Ya bu tesettürlüdür bakma. Çarşaf giyiyor bakma da kim bilir kimlerle beraber şu gece vaktinde gelmiştir. Bir de diyor ki Kur'an kursundayım. Bir de diyor ki insanlara Kur'an öğretiyorum. Diyen Meryem gibi olan iffet sahibi kızlara hiç aldırış etmeden zina iftirası edenler. O Meryem gibi saliha kadınlar kalkacaklar Allah'ım. Özellikle Meryem aleyhisselam. Allah'ı o anı görmek istiyorum. Yahudilerin zelil düştüğü anı görmek istiyorum. Ona iftira atanların nasıl suratlarına iftiralarının çarpılacağı anı vallahi görmek istiyorum. Gel bakalım ey Meryem. Bunlar mı sana iftira attılar? Bu hahamlar mı? Bu ruhbanlar mı sana iftira attılar? Ey Meryem, senin abin Harun'un adalet sahibi, namuslu, iffetli olduğuna biz inanıyoruz. Sen nasıl böyle bir serkeşlik yaptın? Dedikleri anda suratlarına çarpılacak o iftiraları vallahi görmek istiyorum. Allah diyecek ki kalk ey Meryem. Kalk ey Meryem. Meryem aleyhisselam ve onların takipçileri iffetlerine zarar gördürenler laflarıyla diyecekler ki Allah'ım biz bugünü bekliyorduk. Sabrettik. Sabrımızın karşılığını şimdi onların boyunlarından almakla görmek istiyoruz diyecekler. Aziz dostum sen istediğin kadar de Allah'ım ben emir kuluydum. Bana öldür dediler öldürdüm. Bana vur dediler vurdum. Bana döv dediler dövdüm. Söv dediler sövdüm. Bilgisayarın tuşuna bas. Afgan halkını toprağın dibine göm. Suriyeli çocukları yetim bırak. Kadınların namuslarını kirlet. Vallahi Allah'ım ben bunu emir kulu olmamdan dolayı yaptım. İstediğin kadar çırpın. İstediğin kadar çırpın. Allah'ım ben aynı zamanda namaz kıldım. Geçtim tankların arkasında insanları ezdim. Sonra da gittim Mescid-i Haram'da namaz kıldım. İstediğin kadar delil getir namazını. Allah'ım ben bunu yaptıysam ümmeti Muhammed'in maslahatı için yaptım. İstediğin kadar delil getir. Allah diyecek ki kalk. Neden öldürüldüğünü bilmeyen çocuklar kalkın. Neden işkence yapıldığını bilmeyen erkekler kalkın. Neden iffetleri, namusları kirletildiğini bilmeyen kadınlar diyecekler ki Allah'ım biz bunun için sabrettik. Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Çeçenistan'da, Bosna'da, 100 yıl önce Anadolu topraklarında Allah'ım bu anı görmek için sabrettik. Bu anın hakkını almak için sabrettik. Vallahi zerresini bırakmayacağız. Diyerek insanlar huzurumuza çıkarlarsa
Allah diyecek ki bunun iyiliklerini alın, haksızlık yaptığı kişilerin üzerine koyun. Sonra bu hesap bitecek mi? Bitmeyecek. Senin veya benim veya bunun muhataplarının hayrı bitecek. Allah şöyle mi seslenecek? Ey kullarım, bu sefih adamın hayrı bitti. Artık herkes kendi başının çaresine baksın, hesabına doğru yürüsün mü diyecek Allah? Vallahi bunu yapmayacak Allah. Allah adalet sahibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste söyledi. Ne yapacak peki? Gel bakalım ey zulmedenler. Gel bakalım, senin hayrın kalmadı mı? İyiliğin kalmadı mı? Güzelliğin kalmadı mı? Zerresi daimi kalmadı. Doldurun o mağdur olanların, mazlum olanların, mustazaf olanların kötülükleri bunların omuzlarına konsun. Allahu Ekber. Yok öyle kaçmak aziz dostum. Şimdi ne olur bir kere daha düşün. Mazlum olmak mı, zalim olmak mı? Mustazaf olmak mı? Yoksa insanları mustazaf yapmak mı? İkisini de istemiyoruz. Ama ikisinden birine tercih edileceksek Allah'ım biz zalim olmak istemiyoruz. Bırak bir Müslümanın, mazlum olan bir Yahudinin, mazlum olan bir Hristiyanın, mazlum olan bir hayvanın, mazlum olan bir ağacın dahi elimle zarar görmesini istemiyorum diyeceğiz. Ama kıyamet gününde asla zorbaların düştüğü durumu düşmeyeceğiz inşallah. Allah Azze ve Celle o mazlumların günahlarını zalimlerin üzerine koyduktan sonra artık hesap bitmiştir. Ameller dürülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle o kişi cehennem ateşine girecektir. Önemsemediğimiz iki et parçası. Dil ve kalp. Ele de, ayağa da, göze de, kulağa da, işleyen beyne ve akla da idarecilik yapan, amirlik yapan unsurlardır. Ne olur saçlarının bakımına özen gösterenler, bedenlerinin, kaslarının güzelliğine özen gösterenler ve şöyle kendilerine bakıp da imrenenler, hoşuna gidenler, ister istemeden şeytanın kibir hastalığını kulaklarına fısıldamasına neden olan sen ve ben, aynanın karşısına geçtiğinde şu ikisini toplasan 150 gram yatmayacak et parçasının ıslahı için, terbiyesi için, eğitimi için Allah'tan yardım isteyelim. Bunun için gayret gösterelim ki dünyamızda, ahiretimizde mamur olsun. Son sözümüz Resulullah Aleyhisselam'ın söylediği ilk sözdür. Müslüman, mümin dilinden ve elinden müminlerin emin olduğu kimsedir. Muhacir ise, hicret eden ise haramları ve yasakları terk edendir. Allah'ım bizi kamil müminlerden eyle. Hakkını verilen, hakkı verilen muhacirlerden eyle. Allah'ım şu an yeryüzünde mustazaf duruma düşürülen mümin erkek ve mümin kadınlara yardım et. Çocukların saçlarını beyazlatan zulmü dünyada bertaraf et. Zorbaların, zalimlerin belini, gücünü, kuvvetini kır ve onların silahlarını işlemez hale getir. Gecemizi mübarek eyle. Akıbetimizi hayır, cennetimizi firdevs eyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.